depremin 21. saati falan, ben bizim kendi enkazımızın başındaydım. O yüzden kendi gözlemlerime dayalı anlatabilirim. Hani biz orada yalnız bırakıldık. Biz orada çaresiz bırakıldık. Hiçbir şekilde şehir merkezine arama kurtarma faaliyeti yapılamadığı gibi hiçbir organizasyon da yoktu. Biz kendimiz el yordamımızla ekipman olmadan başka enkazlardan insan çıkartmak durumunda kaldık. Bir inşaattan bulduğumuz kepçeyle. Hani bunların hepsini yaşadık. Bant daraltmasını yaşadık. Sosyal medya zaten GSM operatörleri sınıfta kalmıştı ve telefonlar çekmiyordu. Ama buna rağmen sınırlı çeken, yani bizim bir vinçin bir hortum bir şeyi kopmuş mesela. Kendi enkazımızda onu arıyoruz. Twitter'a ilan veriyoruz, hani işte vinçimizin şuyu bitti ya da mazotu azalıyor mesela gibi. Ama biz bant daraltmasıyla bir de oradaki iletişim kanalımızı kaybettik. AFAD görevlerine hiçbir zaman ulaşılamadı. Yöntemsel bir problem var. Mesela bilirkişi raporları hep aynı üniversiteye yollanıyor. Ve çok sayıda binanın yıkıldığı bir yerde hani hayatın olağan akışı, insanın günün 24 saat oluşu, insanın verebileceği emek, hani aynı yere onlarca yüzlerce raporu yollarsanız bu kadar sürede yetişmeyeceği açık. Hani bu başka üniversite, Türkiye'de inşaat mühendisliği fakültesi mi yok? Mühendislik fakültesi, inşaat mühendisliği bölümü mü yok? Ta bütün raporlar neredeyse adrese teslim gibi tek bir üniversiteye veriliyor. Bunu eleştiriyoruz. Bu çok temel bir problem. Bu soruşturma aşaması için. Yargılama aşamasında, yani dava açıldıktan sonra, iddianame düzenlendikten sonraki bilirkişi raporlarında da çok büyük sıkıntılar yaşanıyor. Furkan Apartmanı'ndaki beraat kararı gibi, Gaziantep Nizip'te yıkılan tek bina. Onun dışında işte Ezgi Apartmanı'nda sanıkların kusursuz bulunmaya yol açan bilirkişi raporu gibi. Biraz yargıya üstü açık ya da kapalı müdahale edildiği izlenimi veriyor. Bizi ve kamuoyunu rahatsız ediyor. Vicdanları rahatsız ediyor. Türkiye'deki siyasal iktidar ve mevcut yönetim algısı bir dönem ekonomiyi inşaat ekonomisi üzerinden götürdü ve müteahhit dediğimiz kişiler, yani son dönemde özellikle müteahhitlik yapan bütün kişiler çeşitli nüfuzları olan ya da siyasal iktidarla ilişkili kişilerden oluştu ve zenginleşen bu çevrenin belli bir hem ekonomik hem siyasi nüfuzu var. Bir şekilde mesela Mehmet Özat Emlakbank konutlarının müteahhidi. Bir şekilde aslında hakkında yakalama kararı olmasına rağmen elini kolunu sallayarak gezebilirken depremzede insanların onu tanıması sonucu yakalandı. Yine İzmir'de notere gidip, şimdi yakalama kararı olan bir kişi notere gidip işlem yaptığında direkt en yakın karakola aslında bir bildirim gidiyor, yani oradaki polislere haber gidiyor. Böyle bir durumda normal şartlar altında yakalama kararı olan birinin o işlemi yapıp orada oyalanmadan, yani orada bekletilmeden, ki noterler de o an haberdar oluyorlar ve bilerek bekletiyorlar ki işleminiz olmadı vesaire de, ve polis geliyor alıyor. Hani biz bunu gündelik hayattaki normal ifadesi eksik olan, çeşitli nedenlerle yakalaması olan müvekkillerimizden ya da diğer şüphelilerden hani denk geliyoruz. Ama ne hikmetse konu deprem suçlusu müteahhitler olduğu zaman artık ekonomik nüfuzları sayesinde mi, siyasi nüfuzları sayesinde mi, bu konuda yorum yapamayacağım ama bir şekilde yakalanmalarının geciktiğini, ertelendiğini, bir şekilde bazı süreçlerden faydalanıp ellerini kollarını sallayarak gezdiklerini görüyoruz. Ne yazık ki bu bize şunu gösteriyor. Biz adalet için mücadele vermek zorunda olduğumuzu görüyoruz. Eğer depremzedeler Mehmet Özat'ı takip, yani Mehmet Özat'ı aramasalardı, fotoğrafını sosyal medyada paylaşmasalardı bu kadar bilinen bir kişi olmayacaktı. Kamu otoritesi, yani yargı makamı, devlet, yönetimi elinde bulunduran yapı kendi personelini biraz koruyor gibi ve kamu personellerinin soruşturması usulü bir izne tabi. Valilik izni gerekiyor. Bu süreçleri çok uzattılar. Şu an bazı dosyalarda, çok sınırlı sayıda dosyada izin verilirken izin verilmeyen dosyalar da oldu. İzin verilmeyen dosyalarda idare mahkemesine başvuru süreçleri devam ediyor. Hiç izin verilip verilmediği konusunda halen cevap verilmeyen çok sayıda dosya var. Ya bunu şuna benzetebiliriz. Bilinçli bir biçimde süreç uzatılarak insanların bu konudaki kamuoyu baskısı, bu konudaki insanların direnme gücü, sonuçta depremin üstünden 19 ay geçmiş. Herkes bir şekilde yaşama tutunmaya çalışıyor. Bir yandan da yargı mücadelesi verirken süreç uzatılınca o uzamadan da
faydalanılıyor. Suçlular. Kendi hukuk mücadelelerini kendileri vermek zorunda kaldı insanlar. Aslında kamu davaları açılıp sorumluların yargılanması ve insanların acılarını yaşaması, yaslarını yaşaması gerekirken ne yazık ki Türkiye'de adaletin peşinde koşmak durumunda kaldı acılı aileler. Ve depremin üzerinden 19 ay geçtikten sonra bugün yeni adli yıla başladığımızda halen çok sayıda davanın açılmamış olduğunu, iddianamelerin hazırlanmamış olduğunu, yargı dışında şehrin temel sorunlarının çözülmemiş olduğunu, insanların hem yakınlarını kaybedip hem adalet arayıp hem de çok da insanlığa yakışmayan koşullarda hayatlarını sürdürmeye devam ettiğini halen görebiliyoruz deprem bölgesinde ve özellikle Hatay özelinde. Çünkü depremin en büyük yıkımı neredeyse hani en büyüğü diyebilirim. Hatay ve Antakya şehir merkezinde gerçekleşti. Bizim de işte kendi ailemin oturduğu apartmanımız yıkıldı. Rana apartmanı ve orada annem ve babam vefat etti. Bunun üzerinden mesela kendi apartmanımızdan örnek vereyim. 19 ay geçmiş olmasına rağmen şu an bilirkişi raporu Karadeniz Teknik Üniversitesi'nden gelmiş değil. Herhangi bir şüphelinin ifadesi alınmış değil. Yani 19 aydır bir iddianame düzenlenmiş değil. İlerlemeyen bir yargılama faaliyeti var. Bu sadece bizim apartmanımıza özgü değil, Antakya şehir merkezindeki çoğu apartmanda, çoğu yıkılan yerde, insanların hayatını kaybettiği yerde durum böyle. Bir bilinçli bir cezasızlık durumu var. Yakınlarını kaybeden aileler olarak birbirimizi bulmamız bile çok anlamlı oldu. Hani biz birbirimizin aslında acısını paylaşıyoruz. Ama bunun yanı tabii ki bir mücadeleyi de birlikte vermeye çalışıyoruz.